İzmir tire köfte. Bakalım nasıl olmuş? Tire yöresinin en güzel köftesi. Çok iyi olmuş yahu. Bayağı kebapçıya gitmişim gibi. Bir şurada su sesi eksik, şöyle şır şır şır. Bayağı güzel olmuş, çok özenmiş. Domateslerini iyi pişirmiş, biberi şahane olmuş. Biber epey acıymış, çok güzel bir acılığı var. Bence soğanlarını, piyazlarını da güzel yapmış. Arada tek tük büyükler var ama ona takılmayacağım. İncecik yapmış, öldürmüş. Güzel de sumakla harmanlamış. Bu sosu 10 numara olmuş. Bu tabağa bayıldım. Köftesinin şekilleri eşit, çok da güzel pişmiş. Çok tebrik ediyorum. Birle kıyaslarsam çok kusur var. Tek başına bence gayet yenebilir bir tabak ama kusurlarını sayayım. Soğanla ölmek yakışır da yani bu öteye geçmiş. Yani çok fazla gerçekten soğan kalmamış, suyu kalmamış. Köftesi çok sert, çok zor kesildi. Eşit pişirememiş köfteleri. Güzel yoğuramamış ki şöyle şöyle şeyler olmuş. Tam yuvarlanamamış. Köfteler eşit değil. Pişmiş, çiğ değil. Biberi hıtır, 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 hıtır. Sosunun tadı fena değil ama sulu. Birazcık daha kaynaması gerekiyormuş. Daha da sulanacak o. Yani her şeyinde bir kusur var bu tabağın. Domatesleri yalnız çok güzel olmuş. Üçüncü tabağımız. Yemeklerimiz çok güzel olmuş. Bayağı. Çok kafası karışacak kayınvalidelerin. Bu gelinimiz köftesini şu ikisine göre bir tık daha uzun yapmış. Şef onlara bir ölçü vermiştir. Yine böyle bir eşit kızaramamış sanki. Kimisi daha koyu, kimisi daha açık renk. Çiğ değil hiçbir tabağımız. Çok mutluyum. Biberleri güzel. Domatesi şahane. Sosu mükemmel. Ve şu piyazına bayıldım. Çok güzel. Diri diri duruyor. Yani görünüş olarak güzel yani. O çok öldürmüş. Bununki bence çok ideal. Belki bir tık daha küçük doğrayabilirdi o kadar. Bu da güzel bir tabak. Bugün şov yapmışlar gördüğünüz gibi. Son tabağa da bakalım, karar verelim. Çok güzel. Bunun bir tık biberi hıtır kalmış. Onunla vakit geçirememiş bence. Pişmiş ama böyle daha da pişmesi gerekiyordu. Kusursa kusuru o. Piyazı şahane, çok güzel kıvamında öldürülmüş. Güzel sumaklanmış. Sosu olay, olay, olay. Köftesi çok güzel olmuş. Bayıldım. Şekil, şemal. Ya en dengeli pişiren bu olabilir. Birinki de fena değildi pişirme olarak. O bir tık daha az pişmişti. Bunun rengi de çok güzel. Domatesler müthiş gözüküyor. Sosumuz da güzel. Şimdi bugün gelinini bulan kayınvalide gelsin bir de beni bulsun. Mümkün değil. Gerçekten çok zor işleri kayınvalidelerin. Ben şimdi en güzellere vereyim puanları. Bu birinci tabağa 5 vereceğimi düşünüyordum ama daha güzelini bulup sattım onu. 4 puan. İkinci tabak kesinlikle birlik tabak yok bugün ama bir vermem gerekiyor. En zayıf halka buydu. Çok kusurları vardı. Üçüncü tabağımız 3 puan olsun. Dördüncü tabağımız da yıldızlı 5. Bugün 3 alanda yıldızlı 3, 4 alanda yıldızlı 4, 1 alanda yıldızlı 1 aldı. Gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi öğrenelim kimlere kaç puan gitti. Günün ilk puanları benden, bu gelinimizin de ilk puanı 3. Üç puanla kim güne başlıyor? Bulalım hemen. Damla. Dördümün başına geçiyorum. Vallahi kaçırdı bu 5'i. Şahane, çok dengeli, her şey güzel bir tabak. Dört.
4 puan, müthiş bir puan güne başlamak için. Kimsin? Kıymet. Tebrik ediyorum. Damla çıktı, Kıymet çıktı. Şimdi günün yıldızı. Başak mı, Zeynep mi? Başak mı, Zeynep mi? Bugün bir alana da çok üzüldüm. Gerçekten de herkes çok güzel yemek yapmış. Bakalım kim beşi kaptı? Zeynep. Başakçığım. Maalesef bugün bir aldı benden. Çayınızı, kahvenizi doldurun acil. Keyfinize bakın. Çok zor geçecek tadımlarımız. Sıra kayınvalidelerde. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam! Oo! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Tuğba'yı gönderdim, 20 bileziği koluma taktım. Allah! Devam anneciğim, devam. Gelinin mutfaklarına doğdum, hem efsane hem zengin oldum. Kıymet! Kendinize güvenin, ben öyle yaptım. Aleyna! Geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil! Hem fenomen oldum, hem de zengin oldum. Zeynep! Kendine güvenen gelinler. Siz de gelin, siz de kazanın. Hemen başvurun ve gelin, bu bileziklerin sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız, hemen başvurun. Çok güzel bir his.